Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda gene bir dolar, gümüş ve altın analizi yapacağız. Ayrıca sterlin TL ile ilgili yapmış olduğumuz analizimiz vardı. Euro ile ve sterlin TL ile ilgili 10-30 ana hedef bölgemiz vardı. Bu da noktasal olarak sterlinde çalışmış durumda arkadaşlar. Sterlin TL'yi takip eden arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Paraları kendilerine uğur getirsin diyelim. Evet arkadaşlar, altın onsta biliyorsunuz Trump'ın atmış olduğu son tweetle birlikte altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü hareketler görüldü. Bizlerin altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü beklentimiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 1920 tepesini yukarı doğru aşılacağı ve yukarı yönlü hareket edeceği yönündeydi. Fakat tam burada ikinci günün kapanışı gelmeden Trump'ın mesajı geldi. Maalesef Trump Joe Biden'ın önerisi olan teşvik paketini, 2.2 trilyon dolarlık teşvik paketini Senato'ya göndermeden seçimler bitene kadar iptal etti. Sabahına arkadaşlar Trump tekrardan, biliyorsunuz sağa solu belli olmayan bir adam. Sabahına tekrardan bir tweet ve bu tweette de biz insanlara 1200 dolar kişi başına para verelim şeklinde tekrardan bir tweet yayınladı. Trump, daha doğrusu Joe Biden'ın 13-14 puan Trump'ın üstünde olmasından dolayı da arkadaşlar Trump Joe Biden'ın bu paketine sıcak bakmamakta. Bu paketi insanlara verip insanları evine kapatmak istememekte Trump. Trump'ın amacı da insanlara cüzi bir miktar, geçinebilecekleri kadar bir miktar verip çalışmaya teşvik etmek arkadaşlar. Fakat Joe Biden da istiyor ki bir an önce ekonomiyi kapatalım. İnsanlar 10 gün 15 gün neyse kapalı dursun. Bu zaman zarfında da insanlara bu parayı biz verelim, geçimlerini buradan sağlasın ve bu şekilde bu hastalığı kıralım şeklinde Joe Biden'ın da söylemleri mevcut. Joe Biden da işin bu tarafında. Tabi Trump tam seçim üstü böyle bir paketi Senato'ya, biliyorsunuz son adımı kaldı, artık Senato'da oylanacaktı ve burada da demokratların fazla olmasından dolayı Trump bu paketin buradan geçebileceğini biliyordu. Bu yüzden çamur yaptı arkadaşlar. Trump'ın çamur yapmasından dolayı da bu teşvik paketi. Evet, bizlerin de altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareket beklentimiz Trump'ın maalesef atmış olduğu maille bir günlüğüne de olsa aşağı yönlü destek bölgelerinin test edilmesine sebebiyet oldu arkadaşlar. Sabahki tweetle birlikte de altın tekrardan bir toparlanma yoluna gitti. Bizim düşüşlerde arkadaşlar 1867 desteği dikkatle takip edilmesi şeklinde gece attığımız videomuz vardı. Bazı arkadaşlar sistemde bulundular, hani altın düşmeyecekti şeklinde. Şimdi arkadaşlar biz, doğrudur bir yerden siz de haklısınız. Fakat Trump'ın böyle bir tweet atabileceği kimin aklına gelebilir? Bunu da sizlerin vicdanına bırakıyorum. Çünkü gece yarısı, gecenin saat 10'unda bir tweet. Tam da Türkiye piyasaları kapalı. Böyle bir tweete de nasıl bir müdahale edilir? Bununla ilgili gerçekten sizlerin vicdanına bırakıyorum bu işi. Şimdi 1867 arkadaşlar, teknik yönümüze geçelim. 1867 destek seviyesi, burada altının onsun tutunması yukarıda 1896 seviyesini önemli hale getirdi. Yükselişin devamı için 1896'nın geçilmesi bugün itibariyle olmazsa olmaz şartımız ve koşulumuz oldu. 1896 üzerine atabilirsek bu hafta içerisinde tekrardan yükseliş hareketine kaldığımız yerden devam eder. Yukarıda 1907 ve 1945 dirençlerine doğru altın onsta yukarı hareketleri görebiliriz. O yüzden bizim için 1849 önemli. 1849 altında bir kapanış olmadığı müddetçe altın onsta panik yapmaya gerek yok. Hemen gram altına bakalım. Gram altında bizler için önemli seviyeler. Evet, gram altında bizler için
478 önemli demiştik. Yukarı hareketler devam edecek demiştik. Aşağıda 474 bizler için kuvvetli bir destek. Bu destek üzerinde kaldıkça yukarıda 480 çok önemli. Bakın arkadaşlar, 480 çok önemli. 480 üzerinde gram altın tutunmasına devam edebilir ve kapanışlar gösterebilirse yukarıda 485 ve 495 491 dirençlerine doğru gram altını yukarı yönlü hareketlere sürükleyebilir. O yüzden gram altında da 485 ilk etapta takip edeceğimiz direnç, aşılırsa da yukarıda 491 direncine doğru gram altında hareketler görebiliriz. Bugün itibariyle altın ve gümüşte tekrardan yukarı yönlü hareketleri görmeye başladık. Bu tweetlerin düzelmesiyle birlikte hareketler de düzelmiş. Bizim verdiğimiz teknik göstergelere göre devam etmekte. Evet, gümüşteki arkadaşlara da hemen bakalım. Gümüşte arkadaşlar özellikle ons tarafında yükselişin devamı için 23.94. Evet, 23.94 önemli. 23.94 direncini yukarı doğru kırabilirsek gümüş onsta beklentimiz olan 26-22 seviyesine doğru gümüş onsta hareketlerin devamı gelecektir. 23.94 çok önemli. Bunu sıkı takip edeceğiz. Aşağıdaki önemli destek noktamız da 23 destek noktası. 23 destek noktasının yukarısında 23.94 çok önemli dedik. 23.94'ü aşarsak arkadaşlar, gümüş onstaki arkadaşlar da 26'lı seviyelere artık merhaba diyebilir. Gümüş grama da bakalım hemen. Gümüş gramda 5.99 hatta 5.86 bizler için önemli dedik arkadaşlar. Gümüş gramda 5.86 üzerinde tutunmak. Gümüş gramda 6.35 ana hedef noktamız olan seviyeye doğru bizi taşıyacaktır. 6.35 önemli. Burayı kırabilirsek de yukarıda 6.65 seviyesine doğru gümüş gramdaki hareketleri de takip edebiliriz. 5.86'da önemli desteğimiz 5.56 civarında bulunan önemli destek noktası. Gümüşte de şu an itibariyle gram yönünde de hareketlerimiz beklentimiz doğrultusunda bir gün gecikmeli olarak gerçekleşmekte. Evet, dolar TL kuruna geçmeden önce de arkadaşlar bir günlük bu ani tweetle birlikte gelen hareketlerden dolayı üzerimize gelen arkadaşlar oldu. Onlara da şimdi buradan sesleniyorum. Başkan 35 haklı mıymış değil miymiş, şu saat itibariyle elinizi vicdanınıza koyun, size alt seviyelerden gümüş ve altınınızı bozmamanız konusunda uyarmıştım ve bu uyarımı dinleyen arkadaşlar, sabırlı olan arkadaşlarla şu saat itibariyle yukarı yönlü hareketleri görmekte. Dolar TL kurunda artık bizler için 7.90 seviyesi önemli bir direnç haline geldi arkadaşlar. 7.90 direncini takip edeceğiz. 7.90 üzerinde dolar TL bu seviyeyi de aşabilir. 7.90 ve bir üstünde günlük şurada bir direncimiz mevcut arkadaşlar. Kanal direnci. Bakın görüyorsunuz. Şuradaki direnç de çok önemli. Dolar kurunda özellikle 7.98'lerden mi geçiyor? 7.97'lerden geçen bir kanal üst direnci mevcut. Yani 7.97-8 aralığı dolar TL kurunda dikkatli olunması gereken bir aralık. Burası kırılmazsa dolar TL kurunda geri yönlü çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. Düzeltme hareketleri gelebilir. O yüzden bu seviyeleri dikkatle takipte kalın. Yukarıda bizler için artık dolar TL kurunda 7.90 önemli destek. Onun üzerinde 8.02 ve 8.18 direnç bölgeleri mevcut. 7.90 altında gene önemli bir destekte 7.74 seviyesinde dolar TL kurunda göze batan en önemli destek seviyesi şeklinde görülmekte. Evet, sabırla analizlerimizi takip eden arkadaşların hepsine paraları ve kazançları uğurlu olsun diyor. Hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar.